Bu kitabın macerası, sizin sorularınız gayet şey, can alıcı ve onlar hakkında konuşacağız. Ama önce kitap, bu kitap bir şey. Bir kere kitap değil bu. Böyle parçalardan oluşan, her biri kendi başına yaşayabilecek veya ölebilecek rahat bölmelerden ibaret bazı bir şey. Romanlarına benziyor hocam. Yani hep sahneler böyle ve bir araya gelince insanlığın komedyası. İnsanlığın, evet. Benim tabii felaketim. Bu aslında bir başarısızlık kitabı. Bu bir şey, yani ön sözden anlaşılıyor tabii ki bu bir akademik veya... Akademik lafı da hiç hoş bir laf değil. Sağ olun. İlmi bir ilim sahasında bir otobiyografi denemesi. Kitabın bana göre en değerli kısmı ön sözü. Hakikaten o hikaye. Hikaye bana tabii o kadar değil. Elmin kuzunu hatırlattı. Gazali'nin bütün o serüvenini Gazali. Kendisi sonra anlatır. Gazali'nin ki müthiş ama çok güzel. Benim bütün Batı ve Doğu'da en çok hayran olduğum kitaplardan biridir. Onu okuduktan sonra Descartes'i, Kant'ı okudum ve çok farklı mı diye sorduğum olmuştur. Çok müthiş, çok küçücük bir kitap. Küçücük bir isane ama bütün serüvenini böyle... Benimki hakikaten bir başarısızlığın şeyidir o ön sözde. Başarılamayan bir şey. Eğer tabiat bilimcisi olsaydım, fizikçi, biyolog olsaydım, bu kitap çöpteydi. Ben de yaptıklarımın hiçbir değeri olmazdı. Ya biraz belki mübalağa ediyorum. Çünkü orada da bir şeyden yola çıkıp da o yolun götürmediğini anlayıp başka taraflara saparak bir şeyler bulmak, ortaya koymak imkanları var. Ben bir işte Mustafa Özel'in ilk can alıcı sorusuyla sanayi, proto sanayileşme ve sanayi üzerinde durmak istedim. Onun macerasına girdik. O 1960'lardaki iktisat tarihinin atmosferi içinde kantitatif bir şey yapmak istiyordum. Şimdi yapsam da gene aynı şekilde yapardım zannederim. Kantitatif bir iktisat tarihi yapmak üzere girdiğim maceranın başarısızlığının hikayesi. Onu şey yapamadık, tamamlayamadık. Niye olmadı diye sorduğumuz sorulardan bana göre çok kötü olmayan cevaplar çıktı. Birkaç kitabın içinde o malikane makaleleri var, iki tane. Onlar hakikaten çok burada ön sözde onları birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle anlatarak geçiyorum. Murat Cizakçı'ya anlattım tabii onları. Ona da biraz mesela işte bir süre uğraştım diye ifade ettim. O anladı, dedi ki bu çok zaman alan bir şey. Malikane sistemini keşfetmek. Gerçi vardı şeyde, literatürde, tarih şeyleri, bakayinovistler bahsediyorlar. Belen'de vardır, bir malikane rejimi, iltizam sistemi de. Fakat onu endüstri tarihinin kantitatif verilerini oluşturmak üzere vergi kayıtlarına yönelmiş bir insanın keşfetmesi, bulması ve analiz edebilmesi çok zahmetli oldu. Sanıyorum bir 10 yıla yakın bir zamanımı aldı. İşte hikaye, büyük bir devlet, merkezi, maliyesi var, gelirlerle yaşıyor. Bu gelirlerin kaydını tutacak. Baktık tutmuş hakikaten. Bu gelirlerin uzun vade rakamlarını incelersem, bunlar bana
endüstride veya ekonomi herhangi bir sektöründeki değişmeler hakkında bir fikir verir diye düşünüyordum. Baktım, işte hikayeyi biraz anlattım. Tutmuyor şeyler. Vergi rakamları yüzyıllar içinde, 100-200 yıl değişmeden gidiyor. Bir ölü kalbi gibi. Onu fark edinceye kadar 3-4 sene gitti. Ondan sonra hiçbir işe yaramayan rakamlarla karşılaştım. İşte o sırada şeyi keşfettim. Bu malikane olarak veriliyor ve malikane olarak iltizama verilirken muaccele dedikleri bir para alıyorlar. Şimdi bunlar size herhalde çok basit geliyor okuduktan sonra. Ama orada verginin yıllık gelirlerine ait kayıtlar var. Bir de malikane alırken ödediği toplu bir para var. Kaydı hayat şartıyla iltizamı alıyor, alırken önemli bir meblağ ödüyor. Ölünceye kadar o vergi kalemi üzerinde kalıyor. Ölünce devlet tekrar satışa çıkarıyor ve yeni bir muaccele alıyor. Bunlar değişiyordu, onu gördüm. Yani ne zaman ölmüşse, ortalama 10-20 yılda bir malikane sahipleri değiştikçe muaccele miktarları da değişiyor. Fakat o miktarlar nedir? Onu anlamak birkaç senemi aldı. Yani çok kolay çözülemiyor. Ben yıllık şeylere bakıyorum, gelirlere. Onların değişmeleriyle ekonomiyi irtibatlandırmak için uğraşıyorum. Bir de sporadik 10 senede, 5 senede, 3 senede bir böyle toplu paralar var. Üstelik bunlar hisseler halinde de olduğu için iyice anlaşılmaz. 5'te bir hisseye sahip almış 1000 kuruşa. 3 sene sonra vermiş birine, kasviyet etmiş. Onlar da bir Arap saçı gibi bir şeydi. Kasviyet ettiği zaman bu sefer değişmiyor. Ben birine satmışsam, kaça aldıysam o miktar görünüyor. O başkasına sattıysa yine aynı miktar, o da değişmiyor. Fakat ölüp muzayede ile satılırsa o zaman muaccele miktarları değişiyor. Değişen miktarlar uzun vadeli, bir de değişmeyen yıllık vergi rakamları. Bunları irtibatlandırmak için birkaç sene uğraştım. Öyle garip hesaplar yaptım ki muacceleyi şeye böldüm, yıllık şeye, yani deli saçması gibi geliyor. Hocam bu rakam nasıl anlamlanabilir? Sonunda işte bir şeye varmak mümkün oldu. Bir sermaye piyasası gibi düşünüp bu şeylerin, muaccelelerin sağlanacağı umulan karların kapitalizasyonu olarak düşünmüş olacaklarına karar verdim. Fakat bunu bunu yapmak çok zordu çünkü ne kazandıklarına dair hiçbir ipucu yoktu. Yani Osmanlı maliye kayıtları bir diyelim İstanbul'da Akbiş'e damgası muntazam yıllık rakamları var. Malikane verildiği zaman muaccele rakamı da var. 10 sene, 20 sene sonra malikane sahibi ölünce verilen muaccele rakamlarından bir seri yapabiliyorsunuz. Evet, genellikle büyüyen bir seri. Yıllık rakamları ise diyelim 1700'den 1850'ye kadar 150 yıl hiç değişmiyor, böyle gidiyor. Ölü kalbi gibi. Şimdi o muaccede ile reel iktisadi kıymetlerin bir ilişkisi olduğunu tahmin ediyorum ama kapitalizasyon diyorum, sağlayacağı karların bir kapitalizasyonu olarak peşin para ödüyor. Adamlar. Ama ne sağlıyor onu hiç bulamadım.
çünkü o kayıtlarda yok. Devlet malikaneciye veriyor, iltizama veriyor. O vergilendiriyor, hazineye bir miktar ödüyor, kendisi de bir kar kalıyor. Bu kara ait hiçbir kayıt yok, hiçbir yerde. Onları aradım, onları bulursak ancak bağlantı kurabilirim diye. İhtilaf olduğu zaman, sene ortasında öldüğü zaman yahut bir herhangi bir dava olduğu zaman bu kar malikane sahibinin o mukatadan sağladığı kâra ait biraz rakamlar buldum. Ama çok komik bulacaksınız. 1700'den ve 1850'ye kadar 150 yıllık bir dönem ve dev bir imparatorluğu araştırıyorum. Bulduğum diyelim 1700 yılında Halep'e ait bir malikanecinin yatırdığı muaccele miktarını biliyorum. Aldığı mukatada ve kazandığı, o yıl kazandığı kârı, onu buluyorum, biliyorum. Yani şey, bir veri olarak buluyorum. Diyelim ki adam 1000 kuruş yatırdı ve 250 kuruş kazandı o sene. Yani o sene yatıracak parayı ki o senenin geliriyle o para arasındaki, meblağ arasındaki bağlantının bir anlamı olsun. Bu şekilde 3-4 tane örnek buldum. Yani biraz evvel söyledim, 1700 yılında Halep'le ilgili bir mukata, 1730 yılında hocam şeyi kullanmak ister misiniz? Oradaki tahtaya yazsın. Bunu şöyle yaklaştıralım, orası iyi uzaklık. Ha, yaklaşsa daha iyi. Oturarak konuşmak çok daha güzel. Ben ayağa kalktım, fikirlerim uçar gibi. Çizgi de düz çizgi çizemez hale geldik. Yok, siyah. Bu böyle olacak. Evet, bunlar şey, nazlı şey. Erbabın yüzünde konuşuyordu. O daha iyi diyeceğim ama benim elimde o da yazmayacak. Şöyle 1700. Hakikaten güzel. Bu da 1800 diyelim. Şey, Halep'le ilgili yatırdığı herhangi bir mukata, herhangi bir, yani adını söylememize gerek yok. Yatırdığı muaccele peşin para ve o yıl veya bir yıl sonra kazandığı net gelir. Net gelire diyelim, yatırdığı muaccele ve yüzde. Şuraya da karları, bu yüzdeleri koyarsak, diyelim 10, 20, 30, 40. %40 diyelim kazanmıştı. Şuraya bir çizgi koyduk. Halep 1710. 1730'da Rusçuk'ta bir örnek bulduk. Orada da yüzde diyelim 25. Sonra 1760'da Belgrad'da bir örnek. Oradaki muaccele ile o yıla yakın geliri arasındaki oran, o da diyelim 33'tü. Böyle bir nokta daha. Böyle noktalar elde ettim ben. Bu birkaç yıl sürdü. Şu gelirleri bulma, kâr yahut diyelim, bunları bulma imkanı yoktu. Muacceleler var. Bütün mukataları satın alanların yatırdıkları paraları defterler kaydediyor. Yıllık ödemeleri, onları da kaydediyor. Fakat adam orada yıllık net karı ne oldu, ona ait örnekler böyle 3-4 tane buldum birkaç senede ve imparatorluğun şurası burası.
bir merkezi bağlantı olduğunu düşünerek, fiktif de olsa bir pazar vardı ve bir bu mali pazara göre kapitalize ediyorlardı diye düşündüm ve Descartes'in bu şeyine, tablosuna yerleştirdim. Hemen bir şey çıktı, bir trend, şöyle azalan bir trend. Ama çok net değildi, biri bir yerde, biri bir yerde. Ama tek şeyin, çözüm yolunun bu olduğunu düşünerek çok uğraştım bu verileri. Sonunda bunlardan 40-50 kadar örnek buldum. Sicillerden, Topkapı'dan, özel defterlerden, şuradan buradan. Yani hazineye ödediği malını, mal değerini, yatırdığı muacceleyi ve muacceleyi yatırdığı yıllara yakın, bir yıl önce veya bir yıl sonra oradan kazandığı net geliri ve o gelirle muaccele arasındaki oranları... O gelirler de kaydedilmiş miydi o kayıtlarda yoksa başka kaynaklarda? Onlarda o gelirler vardı işte. Yani onları bulmak çok vakit aldı. Sonunda şey, bu şeyde de olan grafiği oluşturmak mümkün oldu. Sonra bu şöyle çok dalgalı bir şey haline geldi. Onun trendini ve formülünü ortaya koyduk. 1700'den 1800'e kadar giderek azalan, kar haddi düşen bir eğri olarak ortaya çıktı. Şimdi bu malikane alan adamların hepsi askeri zümrenin üst tabakaları. Mesela bir tanesi, bizim Erol yok burada, Gazi Hasan Paşa, Kapırdani Derya, meşhur sadrazam da olmuş. Vezirler çok büyük çoğunlukla bu mukataları satın alıyorlar. Sarayın, bürokrasinin üst kademesi, bunlar 1000 kişi kadar filan. Bunlar otoritelerini kullanarak piyasadan geçmeden de satın alıyor olabilirlerdi. Fakat onu hesaba katsaydım hiçbir zaman çözemezdim. O olmamış gibi çalıştım ve sonunda bir şeyi ortaya koydum. Ondan sonra da aramaya devam ettim. Bu veriler şimdi birkaç yüzü buldu. Yeni bir şey yapacağım, daha yapamadım. Muhtemelen bu şey, trend formülü ve eğrisi şöyle daha bir değişik seyir alacak. Fakat ilginç olan bu rakamların bir şeyi var. Yani matematiğin müthiş bir cazibesi var. Bu ben 60 veya 50 kadar örnekten bulduğum rakam, hepsi değişik şekillerde ama bu trendin etrafında dağılım gösteren verilerdi. Ondan sonra bulduğum, bu önemli bu, ondan sonra bulduğum verileri hep bu şeyde yerlerine koyduğum zaman inanılmaz bir şeyle karşılaştım. Şizofren olabiliyor insan ilimde. Şimdi bu trend eğrisi isterseniz şöyle çizeyim biraz yerinde. Bir şey, doğru bu. Y eşittir bilmem kaç x artı eksi bilmem ne. Ondan sonra bunlar normal olarak verilerin bunun etrafında olması lazım, değil mi? Bulduğum veriler tam bunun üzerine rastlamaya başladı. O zaman dedim ben deliriyor muyum, ne oluyor? Yani defterden çıkan rakamlar bunlar. Bu adamlar gizli bir trend eğrisine, Pisagoriyen bir... ya da gizli bir trend, görünmeyen bir yer mi var? Evet, yani pek çok bulduğum örnekler tam üzerine oturdu. Bir kısmı da tabii şey oldu, bir kısmı da biraz aşağı biraz yukarı ama çok riskli bir şey.
adamın yatırdığı muacceleyi biliyorsunuz. Yani mesela 2 sene sonra. Yani veya 2 sene önce veya 3 sene sonra tam yatırdığı anda ettiği geliri bulmak o iyice zor bir şey. Neticede bu iki makale bu şeyi maceranın en şeyi başarılı olan ürünü oldu. Özellikle ikinci malikane. Birincisi şeydir. Kurumsal anlatıyor ne oldu ne bitti filan. Ama ikinci şey bu şeyi de grafiği de ihtiva eden. Şimdi bunları sanayi tarihini yapmak için girdiğim yolun sonunda maliyenin spekülatif acayip bir dünyasına girdik. Neticede sanayi yazılamadı, olmadı. Çünkü veri yok. Veri bulmak için girdiğimiz macerada başka işlerle karşılaştık. Fakat Osmanlı şeyine, maliyesine ve onun aracılığıyla devletin ekonomiye bakışı, onu şekillendirmesiyle ilgili şeylere girdik ve oradan işte Osmanlı iktisadi dünya görüşü filan gibi şeyler. Zannediyorum en enteresan şey bu idi. Onun için ondan sonra şeylere sorularınıza cevaba gelebiliriz. Bununla ilgili bir şey izin verirseniz sormak istiyorum. Bu diyelim ki bir mukatağa ortalama 20 yılsa adamın ondan sonraki ömrü kaç defa el değiştirebiliyor? Yani böyle bir şimdi bir, orada bir şey çok ama. Onları da çok üzerinde durdum. Ortalama yaş hesapları da yaptım. Malikanede o kadar şey değil, net değil ama Esham'da çok net. 13-14 sene ortalama. Fakat 100 yıl boyunca ortalamalar uzuyor. Daha Osmanlıların ömrü mü uzadı? Yoksa daha genç yaşta mı alıyorlar? Çünkü aldığı yaş ne kadarsa ondan sonraki hayatı söz konusu, daha küçük yaşlarda belki almaya başladılar. Yaygınlaşmasıyla da bilgisi olabilir mi acaba? Daha yaygınlaşması Esham'da oldu ama Malikane'de pek olmadı. 1000 kişi, 1500 kişi bu yüksek askeri zümreye münhasır kaldı bürokraside, askerler arasında. Kitabınızda şeyden de bahsediyor. Yani onun sonraki dönemlerde dağıtıldığı, yani askeri zümrenin elinden alınıp başkalarının da eline geçti. Askerleri elinde değiller herhalde. Yani. Mali şeyde Esham'da bunlar. Esham'da, evet Esham o. Aslında bu sistem nedir? Bütünüyle finansman sorunuz buradan şey. Bu bir iltizam sisteminin değişmeleri. Devletin şeyi nedir? Gelir bulmak. Ödemeleri, harcamaları yapabilmek için gelir bulacak, vergi alacak. Mesela 14-15. Yüzyıllarda emanetle idare ediyorlar vergileri. Devlet memurları vergilendirmeyi yapıyor. Fakat onu çabuk terk ettiler. 15-16. Yüzyıllarda emanet rejimi daraldı ve iltizam müthiş bir üstünlük kazandı. Daha rantabl, ekonomik olarak da daha iyi. Yani makroekonomik olarak devletin memurlar vasıtasıyla vergilendirme yapmasına oranla çok daha ucuza, çok daha büyük çapta gelir elde etmek mümkün. Tabii bu gelirin önemli bölümünü mültezim de alıyor ama
hazinede daha iyisini alıyor, daha çok alıyor memurlar vasıtasıyla vergilendirmekten daha çok alıyor. Tecrübe ettiler ve onun için emanet yerine iltizam denediler. İltizamın bir yönü gelirleri giderlerin ritmine uydurabilmekti. Bir önemli motif o. Zirai ekonomi, mevsimlik dalgalanmalar var. Memurlarla rantabil yapsanız bile zirai ekonominin ritmine göre gelir oluşup akacak. Halbuki palabıyık yeniçeriler maaş bekliyor, adamı çiğ çiğ yiyebilirler. Muntazam bir gelir akışına ihtiyacı var çünkü muntazam bir ödeme yapıyor. Bunun için iltizam sistemini tercih ettiler. Ne yaptılar? Bütün ekonomide mevcut kapital birikimini maliyenin emrinde kullandılar. Peşin ödemeleri var. Mesela mültezimlerden hep bir miktar peşin alırlar. Bu peşinler uzun vadede artar. 15-16. yüzyıllarda yıllık gelirin %5'i 10'u kadardır. 17. yüzyılda bu büyür. %50-60'a kadar çıkar. O peşinler oldukça enteresandır. Faizsiz iç borçlanmadır. Büyük ölçüde bununla borçlanıyorlar. İltizam sisteminde. 17. yüzyılın sonunda oradaki istikraz yetmeyince malikaneyi denediler. Buradaki borç yükü çok daha büyük. Mesela 1750'lerde bütçenin yıllık geliri kadar yatırılmış kapital var şeyde. Malikane muaccelileri 10 milyon filan, 10 12 milyon. Geliri de o kadar, 12 milyon kuruş. Çok da iyi bir şey buldular. Şimdi büyük adamlar para yatırıyor, malikane alıyor. İşte malikanenin faydaları, zararları belli artık. Bu yatırılmış parayı bir nevi mükellefiyet şeyi olarak düşünüyorlar. Savaşta onlardan vergi alıyorlar. Bir nevi sermaye vergisi gibi görünüyor ama gelir vergisi aslında. Diyelim ki ben bir mukataa aldım. Oradan senede 100 kuruş ben alıyorum. 100 kuruş da hazineye veriyorum. 100 kuruş kazandığım için diyelim 400 kuruşluk bir şey yatırdım. Peşin bir para. O para ebediyen gitmiştir. Karşılık geri ödemesi olmayan bir devlete ikraz. Bunlardan savaşlarda vergi almaya başladılar. Prut Savaşı da başladı 1711'de. Bu dediler sermaye sahibi adamlar. Nasıl akıllarına geldi? Yatırdıkları muaccelenin %'si olarak bir vergi alalım dediler ve %10, %15. Benim yaptığım bu karışık hesapları onlar yapmadan biliyorlardı. Ne kazanacağını biliyorlardı ve ona göre karlarının %50'si civarında bir vergi aldılar. Bir sefer değil, savaş olduğu sürece. Ve savaşa çok önemli katkıları oldu bunların. Mesela muaccele gelirleri yıllık bütçe gelirlerinin %18. yüzyılın sonlarına doğru %2-3'tü. Ama savaş sırasında %10-15 gibi büyük denebilecek bir gelir sağlıyordu. Ama bu da yetmediği için sistemi yeniden değiştirdiler. Esham'a döndürdüler 1770'lerde. O zaman sizin söylediğiniz genişlik ve değişik gruplara, kadınlara, reayaya, herkese esham satın alma imkanı verdiler ve onun rakamları çok büyüdü. Malikane hiçbir zaman 1500
kişi, 2000 kişiyi geçmedi ama Esham'da belki 20, 30, 50 bin kişi cilt cilt defterleri var, alfabetik. Emine Fatmalar diye ciltleri var. Herkese, çocuklara, kadınlara ve büyük bir istikraz imkanını onunla kazandılar. Proto-endüstriye hemen geçelim isterseniz. Proto-endüstri benim de merak ettiğim bir şeydi. Osmanlı dünyasında proto-endüstri çok bilmiyoruz, fazla bilgi yok. Yani hala yok. Ama bildiğimiz kadarıyla çok gelişmiş görünmüyordu. Neden gelişmedi? Teorik olarak proto-endüstrinin şartları var. Toprak, emek, insan ilişkisi bir kere düşük olmalı. Yahut emek toprak, yani emek başına düşen toprak miktarı bir kere az olmalı. Toprağı işlemeli fakat yetmemeli. Ek gelire muhtaç olmalı köylüler. Yani bu proto-endüstri literatüründen çıkan model ve ihracata yönelmeli. Uzak pazarlar için üretimi organize edebilmeli. Osmanlı'da toprak emek ilişkisi düşük değil, yüksek. Ondan sonra ihracat da karışık. İhracat evet var ama kerhen bir ihracat olduğu anlaşılıyor. Evet. Yani çok, ondan da çok sıkıntı çektim ben. Ve o işe başladığım zaman 38 Balta Limanı anlaşması dolaşıyordu dillerde ve şeylerde. Efendim İngilizler bize empoze ettiler. 1838 anlaşması. İthalatı düşük tuttular. Ve İngiliz mamulleri Osmanlı pazarlarına istila etti. Osmanlılar da direnemediler buna. Anlaşmada ithalattan alınan gümrük, İngiliz mallarından %5 düşük bir gümrük. Fakat ihracattan alınan daha fazla, %12. Yani o ilk baktığım zaman ben bunları anlayamadım. Neden bu? Tamam, İngiliz ithalatıyla şey yapamıyor, baş edemiyor, kapitülasyonlar var, şu var, bu var. Peki ihracatı niye artırıyor ki? Yani mali ihtiyaç filan. Neyse, sonra anlaşıldı şeyleri, bu anlaşmaların müzakerelerine baktığımız zaman Osmanlılar hiçbir şekilde ithalatı vergilendirmeyi hiç düşünmemişler. Buna karşılık ihracatı vergilendirmeyi düşünmüşler ve baştan beri de böyle. İhracattan... Burada radikal bir kırılma yok. Eskiden beri süre gelen tavır. Evet, evet. Aynı tavır. Aynı tavır. İhracatı pek sevmiyorlar. Neden sevmiyorlar? İşte onları şey ederken bir geçici bir modellendirme imkanı oldu. Sonra proto-endüstri örnekleri de görüldü. Aslında o da anlaşılmıyordu. Bu benim şeyle Sacaya modelinin gözüyle baktığım zaman çok daha net oldu zannederim. Proto-endüstri şeyleri var 18. yüzyılda. Belli bölgelerde, Tesalya'da, Selanik'te, Halep'te de, Antep bölgesinde de olduğu anlaşılıyor. Bunları tabii case olarak monografik çalışma yapmak gerekir. Ben birkaç tanesine baktım. Selanik ve Tesalya ve şey Tokat'ta. Orada şunu gördüm. Proto-endüstri için kırsal emeği organize edip üretim yapmak isteyen insanlara devlet son derece kötü davranıyor, sert davranıyor, yasaklıyor. Onu gördüğüm zaman da çok şaştım. Ne var yani, Kalevent
makinalarını kırın, şey ludistler gibi. Ceza çok yüksek. Osmanlı'da vergi cezaları şeydir, düşüktür. Çok affedicidirler. Ama bu proto endüstri alanlarına inanılmaz sertlik gösterdiler. Sonra iyice yakından bakınca fermanlarda mahalli pazar için üretim yapanlara dokunmayın. Yani o bölgede ki insanların ihtiyaçlarına cevap veren faaliyetlere dokunmayın. Ama ihracat, proto endüstri zaten ihracat yaparsa yaşayabiliyor. İhracat uzak pazarlar için yapacak olanlara kesinlikle sert tavır aldılar. Tabii bu tavırlar hep lineer bir şekilde devam etmedi. 1820'lerden sonra yeni asker organizasyonundan sonra çok sınai mallara ihtiyaç duydular. Osmanlı Devleti hep baştan beri devlet ekonomiye girmek istemez. Kendisi çok özel sektörcüdür Osmanlı. Yani çok konuştuk belki, üretim faktörlerini kontrol ediyor. Emek, toprak, kapital, bunların kimlerin elinde olacağı, ne kadar olacağı, bunların gelirleri ne olacağı, ücret, rant, faiz, bunları belirliyor. Kar tahdit ediyor. Fakat bunları Hatta serveti. Evet, tabii. Zaten bunların bir fonksiyonu olduğuna göre. Ama kendisi bu faktörleri kullanıp üretim yaptığı oluyor tabii. Madenlerde yapıyor. Silah sanayinde yapıyor. Fakat orada da yakından baktığımız zaman çok büyük özel sektörün yapamayacağı şeyleri yapıyor. Top yapıyor, gemi yapıyor, o kadar. Barut. Tüfek, barut da yapıyor. Fakat bundan sonra tüfek, barut, kılıç, ok, hepsi özel sektör. Esnaf yapıyor bunu. Yalnız esnafı kontrol altında tutuyor. İş yerleri sabit sermaye yatırımı yapıyor. Kendi yapıyor ya vakıflara yaptırıyor. Oraya isyan ediyor, al burada üret diyor, bana da ver diyor, daha ucuza, maliyete yakın fiyatlarla. Bu 18. yüzyıldan sonra biraz değişti. Mecbur oldu bazı alanlara girmeye. Barutu tamamen tekelleştirmek zorunda kaldı. Tüfeği kendisi imal etmek zorunda kaldı. Nasıl gücü yetti, ben onu merak ediyorum. Yani 1800'den öncesini alalım, bu üretim faktörlerini bu derece faktörlere hükmetmeye nasıl gücü yetti? İşlem maliyeti bunun diyelim. İşlem maliyeti çok yüksekti tabii. Tabii kontrolü tam başardığını söyleyemeyiz. Ama önemli olan şimdi merak ettiğimiz kapitalistik gelişme tohumlarını öldürmeyi başaracak kadar kontrolü sağladı. Kaçaklar olduysa da Bir örneğimiz var. Mesela bir tüccardan biri ölüyor şeyde, Diyarbakır'da, 1700'lerde. Merkez biliyor bunları. Yani hakikaten enformasyonları müthiş. Bilgisayar yok ama kayıtları giriyor. Müthiş kayıtlar var. Evet. Diyorlar ki bunun 175 bin kuruş, 1730'lar. 175 bin kuruşluk şeyi var, terekesi var. Merkeze bu bilgi geliyor. Diyorlar ki bu kadar parayı ticaretten kazanamaz. Şimdi 175 bin kuruş ne demek 1730'larda? 12 milyon kuruş devlet bütçesidir. Epey önemli bir paradır ama bir vezirin terekesi 300-200 binden başlar. Yani biraz tutumlu olan vezir 300 bin, 400 bin, 500 bin. Mesela Ketüda Mehmet Paşa'nın 16 milyon kuruştur şeyi terekesinde. Bütçeyi geçiyor. İbrahim Paşa
damat. O kadar değil. O zaman daha mütevazı 1 milyon kuruşluk bir şeyi var. Ama bir vezir için 200-300 bin ve üstü normaldir. Ama bunlara el koyuyor devlet. Özel şeye katiyen el koymuyor. Fakat bu diyorlar özel olamaz. 175 bin kuruş ticaretten kazanılamaz. O demeleri önemli. Bir hortumlama var bir yerden. Ha, bu diyor hortumlama da şey, miri işine girmiştir. İltizam işine girmiştir. Devlet bulaşmıştır bu işe. O zaman terekeyi zapt ederiz diyorlar. Ve hakikaten öyle çıkıyor. Adam iltizam işlerine girmiş filan. Bir örneğiniz daha vardı, bağışlayın. Asıl çok vurucu bir örnek. 6 akçeye vergi tahsil edecek ama 60 akçeye bu tahsilat için harcamaktan kaçındı. Ve böylece vergi toplamayı ciddi bir şekilde zapturapt altına alıyor. Genellikle o öyle bir örneğin varsa bir kötü bir örnek. Genellikle bunu yapmıyorlar Coşkun. Rantabla, eziyet edecek derecede bu tip, evet, 6 akçe almak için 60 akçe istirham edeni harcamıyorlar, onu kaldırıyorlar. Fisko santri, yani. Fisko manyak. Ha, benimki şey, o değişik bir şey. O değişik bir şey. Bunu yapmıyorlar. Buna ait örnekler çok. İnsanları gereksiz yere incitmemek bir devlet şeyi. Telakkisi. Ve gelecek olan gelir, hani astarı yüzünden pahalı olanı terk ediyorlar. Fakat nasıl terk ediyorlar, o enteresan. Şimdi bir mal miri kaydedildi mi silinmesi çok zordur. Osmanlı Devleti'nde katiyen o silinemez. Neden? Çünkü o gelir giderler için tahsis edilmiştir. Yani yeniçerilere, sipahilere, leventlere ödeme yapacaktır. O ödeme aksarsa iş çok zordur. Onun için herhangi bir gelir, maliyede kaydı olan gelir, Coşkun Bey'in söylediği gibi hakikaten maliyeti çok yüksek ve felaketse o zaman kaldırıyorlar. Fakat nasıl kaldırıyorlar? Şeyi bilirsiniz, Hakim Karakuş. Kadı Karakuş'un hikayelerini bilirsiniz. Karakuş'un bir hikayesi çok güzel, biraz şey ferahlak olur. Çok meşhur bir hikaye, bilirsiniz ama çok güzel. İnşaat işçisi elindeki tuğlayı düşürüp gözünü çıkarmış adamı. Kadı Karakuş'a gitmiş, kısas isterim efendim demiş, bu adam benim gözümü çıkardı. Çok meşhurdur, belki çoğunuz bilir ama gene anlatayım ben. Evet diyor, ben tuğla düşürdüm ama o sırada çok güzel bir hanım geçiyordu. Ona baktım ve o yüzden elimdeki tuğla kaydı diyor. Suçlu o kadındır diyor. Karakuş bunu makul buluyor. Kadını çağırıyor, sen diyor çok güzel bir kıyafetle oradan geçtin mi? Evet geçtim diyor. O zaman diyor gözünü çıkaracağım. Neden? Çünkü bu yüzden tuğla düşmüş. Ha, kadın diyor ben o kadar güzel değilim ki. Benim terzim diyor çok güzel elbise diyor ve bundan diyor. Karakuş peki diyor, terziyi getirin diyor. Terziye sen diyor bu kadına güzel elbise diktin mi? Diktim diyor. Peki diyor yoldan geçerken herkesin dikkatini çekecek kadar güzel mi? Öyledir efendim diyor. O zaman senin gözünü alacağım diyor. Neden anlatıyor? Terzi diyor ki haklısınız diyor. Evet ama diyor bu göz bana çok lazım diyor. Bu işi bu gözle yapıyorum. Benim bir komşum var diyor. O avcı diyor böyle. Gözünü kullanmıyor diyor. Onun gözünü alın. Karakuş bunu makul buluyor. Avcıyı çağırıyor ve gözünü çıkarıyor. Kısası böyle. Şimdi bizim Osmanlı mali sistemi aynen bunun gibi çalışıyor. Rantabilitesi olmayan bir vergiyi külfet olarak muhafaza etmiyor, kaldırıyor. Fakat onun malını kaybetmemek için avcıların gözlerine koyuyor.
dağıtıyor, diğerlerin üzerine yüklüyor. Yani maliyede o zaman bir şey değişmemiş. Hep maliye bakımından değişmiyor. Kümesteki kazları yoluyoruz yani dışarıdan zor olduğu zaman. Yalnız yeni başladığım zamanlar, bu 3. Selim, 2. Mahmud, 1800 civarından ileri geriye doğru hareket ettim. O zaman muazzam terekeleri zapt ediyorlar. Ve özel sektör, özel şahısların terekelerini zapt ediyorlar. Tabii biz Osmanlı imajıyla, Cumhuriyet'in imajıyla girdiğimiz için bunlardan her şey beklenir diye çok da şaşmadım ama bütün o şeylerde hepsinde şey alıyor, senet alıyor Mahmud. Padişaha ikraz ettim, padişaha hibe ettim diye hepsinden şey alıyor, belge alıyor. Bu dedik padişahın astı ne olacak belge, ama hukuk devleti olduğunu o zaman bilmiyordum ben, sonradan öğrendim. Siz şimdi hepiniz biliyorsunuz, o büyük bir masaliyet bir hukuk devleti. Bu 1770'ten 1830'a kadar çok kriz, savaş ve ekonomi fırsatımız olarak bahsederiz. Çok müthiş bir kriz oldu ve o krizi atlatmak için özel şahısların terekelerine tarihinde ilk defa olarak el koydu. El koymalarında da istikraz olarak. Savaştan sonra ödenmek kaydıyla borç yahut esham alıyor filan. Ama bu müthiş dezenvestisman yarattı. Tüccarlar, büyükçe şeyi olanların bütün şeyleri dağıldı, kayboldu, nakit şeyine dönüştü. Belki sorduklarınız içinde en enteresan ve bilmediğim talasokratik bir şeyin olmaması. Deniz gücünün yeteri kadar gelişmemesi. Deniz gücü, evet, vardı tabii 16. yüzyılda, şeylerden, başarılardan biliyoruz. Ondan sonra ne oldu? Deniz tabii çok pahalı bir şey. Osmanlı Devleti ucuza idare etmeyi başaran bir sistem. Bu pahalı şeyden biraz kaçırmış olabilir. Kontinental şey önemli. Deniz, bu büyük Anadolu Rumeli'deki bloku destekleyecek kadar bir deniz yeterli sayılıyordu. Askeri güç bakımından biliyorsunuz, ticari, deniz ticareti. Askeri güç olarak da, komünikasyon olarak da deniz o kadar iyi de değildi. Yavaştı ve riski çoktu. Kontinental şeyi tercih ediyorlar, ulaşımı. Çok daha pahalı olmasına rağmen daha hızlı ve daha güvenli. Çok özür dilerim. Zaten ticareti kontrol etmek sanar. Trans ticareti bir şekilde kontrol ediyordu ve denizden çok daha fonksiyonel olan iki tane yol var. Yani biri İpek, biri Baharat. Buyurduğunuz gibi onları da Anadolu coğrafyasına, Avrupa coğrafyasına taşıyacak kadar bir denizi vardı. Bu en azından 17. yüzyıla kadar yetiyordu gibi geliyor bana hocam. Bu ümit bundan sonra, yani 1500 diyelim ki 1500'lerin başlarında 1500 olmadan, ondan sonra değişti. Evet. Adam Baharat'ı getirmek için sana vergi vermek zorunda değil ki, aşağıdan dolaşır, gider de bunu yapmaya çalışır. İhracatı düşünmeyince ekonomi, yani dış piyasalara değil de içerideki mal sevkiyatına ayarlı çalışınca zaten deniz ticaretinin ve deniz yollarının kendine o kadar önemsemesi gerekmeyebilir. Evet. Beni ilgilenen başka şey, yani bunun stratejik yönü itibariyle o kadar da deniz gücünün zayıf olduğunu acaba biz biraz belki böyle düşünüyoruz. Batı'da okuduğun strateji kitaplarında şey var. En önemli deniz gücü, ilk büyük deniz gücü Hollanda. Hollanda'nın deniz donanmasını kuran Amiral Nassau'dur. Ve Amiral Nassau Osmanlı donanması örnek alarak
Hollanda deniz gücünü kurar ve o İspanya'yı. O deniz gücü. 16. yüzyıl. 17. sonları. Yüzyıl ortalığı. Yani 1600... Aslında önce İspanya, sonra Hollanda. Başlar 17. yüzyıl. Değil mi? Önce İspanya. İspanya, sonra Hollanda. Tabii ama Hollanda, İspanya biraz daha askeri ve şey, bir anlamda despotik bir deniz gücü. Ama Hollanda, deniz gücüyle, askeri gücüyle ticari gücü arasında doğudan irtibat kuran. Ve o Hollanda bölgesinde, yani Hollanda'nın İspanya'dan bağımsızlığı mücadelesindeki askeri başarılarında Osmanlı ordusunu ve özellikle Osmanlı donanmasını örnek aldı. Ve bu yolla İspanya'yı şeye getirdi. Evet, bu şeyler var. Yani o bakımdan denizin askeri güç olarak denizde zayıf olduklarını düşünmek belki düşünmeyebiliriz de ticari olarak bu askeri gücü ticaret, deniz ticaretine dönüştürecek veya deniz ticareti yollarını kontenjan şekilde kullanmayı belki düşünebilir. O da ihracatı düşünmek için belki. Şimdi nasıl? Mesela Karadeniz'i kapattılar. Zaten orası bize ait. Bize ait. Orada çok önemli bir denizcilik şeyi var. Muazzam taşıma faaliyeti var Karadeniz'de. Akdeniz'de yani bu konuları bir kere ciddi olarak inceleyen insanlar yok. Onu bildiğim kadarıyla. Bu deniz gücü yolları keşfedince Osmanlılar bunları buraya çekmek için de uğraştılar. Portekiz'le, İspanya ile mücadele etti. Hollanda ve İngiltere'yi ise davet etmeyi tercih etti ve onların kapitülasyonlarını indirdi. Buraya girmelerini sağlamak için. Buraya girince bunlar ucuz bir deniz taşımacılığını da getirdiler. Osmanlı mesela kapitülasyonları verdi. Onları biraz şimdi tahmin ediyoruz. İhracatı istemiyor, sevmiyor ama fazla malı da denize dökmek istemiyor. Ticareti istiyor. Fazla kalanı göndermek, eksik olanı almak ve bunun için gerekli bilgi, sermaye, tecrübe kendi topraklarında oluşsun pek istemiyor. Devlet kontrolü dışında. Mesela biraz şey İttihatsız konuşuyorum izlenimine rağmen mesela Rusya ile Kürk ticareti yapıyor ve hassa tacirleri hazineden sermaye alarak yapıyorlar. Ne zamana kadar? Ruslar ticarete başlayıncaya kadar. Başlayınca bırakıyor, sen yap diyor. Yani karlı olan, avantajlı olanı tercih ediyor. Stratejik olarak bir problem düşünmüyor. Hollandalılar, İngilizler Mısır'dan İstanbul'a kahve ve pirinç getiriyorsa, üstelik Hristiyan korsanlarına karşı daha güvenli ve ucuzsa onu tercih ediyor. Ve o, evet gülüyoruz bugün ama bugün yaptıklarımız için kim bilir ne kadar gülecekler, görecekler. Hocam onun için gülmedim. Yani çizdiğiniz tabloda aslında piyasa dinamiklerinin önemsendiği bir şey çıkıyor ortaya. Yaklaşım tarzı çıkıyor. Şimdi benim kafam tabii o tahtadaki grafikte kaldı. İnsan fırıncılar için söylerler. Derler ki adamın başı bir kere buna bulandı mı fırıncılıktan kurtulamazmış ömrü boyu. Evet. Bizim de başımız bir kere iktisada bulaşmış. Kurtulamaz. Bir türlü kurtulamıyoruz. Şimdi şu azalan trend. Kar. Evet. O 100 yıl içerisinde iki şeyi düşündürdü bana hemen. Ya dedim bu piyasaya yeni girişler olması lazım ki kar marjı düşsün. Veya sermayenin marjinal verimliliğinin azalması lazım. Oysa ben sizin talebelerinizden birisi olarak bu sağda soldaki konuşmalarınızı izlemeye gayret ediyorum. 17. yüzyılın özellikle ilk yarısında Osmanlı Devleti'nde sanki hasılanın arttığı gibi bir bilgi kalmış hafızamda. Yani hasılanın, evet. Milli hasıla, milli gelirin, evet. Artışı. Burada vergi gelirlerine bağlı olarak izah etmiştiniz. Yanlış hatırlamıyorsam.
1760'lara kadar yani. 17 değil de 18. yüzyılda. Evet, bütçe gelirleri artıyor. Milli gelir de muhtemelen hesap yapılabilir. Ama yapamadı kendisi. Şimdi bu ikisini birlikte düşündüğüm zaman şey yapamadım. Yani netice alamadım. Sen sermayenin marjinal verimliliği düşüyor. Çünkü yeni giriş olmadığını biliyoruz. Bu kesim genişlemesine imkan yok. Yani sadece üst düzey askeri bürokratlar bundan yararlanıyor olduğuna göre. Sayı da takriben biliniyor. Dolayısıyla yeni giriş olmadığına göre bu azalmanın bir tek izahı yolu o grubun var. Elindeki birikim artıyor. Bir kere. Evet. Bir. İkincisi güvenlik geliyor. Kademe kademe daha güvenli oluyor. Kar ve faiz oranları ile güvenlik arasında da bir korelasyon var. Ondan sonra bu tabii 100 sene çok uzun bir süre değil. 100 senelik bir kurum. Ve bu kurum Osmanlı üst kademesi. 1000-2000 bütün bürokrat ve asker kesim için çok önemli bir şey oluyor. Yeni adamlar şöyle diyelim, mesela 1700'lerde 5-600 kişidir, 1800'de 1500-2000 kişidir. Yani biraz bir artı ama aynı grubun içindedir. Alternatif, ellerindeki birikimin alternatifleri ile düşünmek lazım. Başka bir rakip yatırım şeyleri yoktu. Ve bu malikane gelirleri Osmanlı bürokrasisinin üst kademesi için ilk defa ciddi, muntazam bir gelire kavuşma imkanı vermiştir de denebilir. Onun dışında gelirleri çok sporadiktir. Yani kadıların, bürokratların gelirleri muntazam bir maaş gibi değil. Aristokratik bir karakteri var. Yani bir süreklilik kazanıyor sanki. Evet. Mülkü gibi. Evet. Mülkü gibi yerleşiyor. Muntazam bir gelir oluyor. Güvenlik kazanıyor. Onların elindeki birikim de artıyor zannediyorum. Yani bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sermayenin marjinal maliyeti azaldığı için hem risk faktörünün azalmasından hem de daha düşük kâra tut oluyor. Yani. Ama bunu tam analiz etmiş değilim. Çünkü bunun için şimdi söylediklerimizden başka çok monografik bilgilere ihtiyaç var. Onları da yapamayınca sırf spekülasyon olarak tamamlamaktan iştinav ettiğim için şey yapamıyorum. Teşekkür ederim. Doğru şeyiniz. Evet, iyi sorulacak bir konu. Bir de benim bir sualim daha olacak müsaade ederseniz. Bu üretim faktörlerinin kontrolünün, özellikle de üretim faktörlerinin fiyatlarının kontrolünün devlette olması beni hep düşündürmüştür. Çünkü nereden baksanız Osmanlı iktisadi sistemi 500 yılı aşan bir sürekliliğe sahip. Evet. Sonra bu 500 yıl yine sizden öğrendiğim bir şey, yorum biçimi ki hakikaten benim için çok ufuk açıcı oldu. Ya herhangi bir 500 yıl değil, dünyada çok ciddi değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir 500 yıl. Bu böyle bir sürede, böyle bir coğrafyada ciddi harcamalar yapmak zorunda olan bir devlet sistemi var bir tarafta. Diğer tarafta bu üretim faktörlerinin kontrol altında tutulduğu bir şey. Bize hep iktisat kitaplarında öğretilen üretim faktörleri kontrol altında tutulursa verimlilik düşer. Evet ama tabii burada bir şey daha var. Verimlilik değişmez. Olsa olsa düşebilir. Verimlilik daha iyi olmaz şeyi de var. İklimi var. Sonra kontrol hep başından beri olduğu için ayrıca bir düşmeyi gerektirecek bir durum yoktur diye herhalde hesap ediyorlardı. Faktörlerin tabii ki yani kapitalist birikimi sağlayamamalarının şeyi o. Onlar da alternatifini çok pahalı
oldukları için kontrol etmeyi tercih ettiler. Kontrol. Sistemin verimliliğini düşündüler. Ekonominin ya da toplumun değil. Yani öyle anlaşıldı. Sistemin verimli, kendi kafalarındaki sistemin verimi, nizam-ı alemin verimi, ekonominin verimini önceledi. Fakat bir hususu öğrenmiş olmaktan çok mutlu oldum. Demek ki Maliye Bakanlığı hala geleneği devam ettiriyor. Yani bir yerden alamıyorsa, bildiğinden alıyor. Başka bir avcı buluyor yani. Bir avcı buluyor. Onlar da kümese yakaladılarsa 3 tane kas. Onun niyetini okuyormaya devam ediyorlar yani. Devamlılık var. Devamlılık var. Yalnız bu eğri bu eğri gibi devamlılık. Hocam bir de Mustafa Hocam tarafıyla ilgili bir soru sormuştu. Bu tarafıklarının ekonomiye katkısı, yükselme ve alçalmalar, ikraz sistemiyle ilgili şeyler. Para vakıflarla belki içimizde çok araştırma yapan, çalışan vardır. Benim fazla bilgim yok bu konuda maalesef. Para vakıflarının boyutu neydi? Ne kadardı? Bu konuda bir şeyim yok. Fikrim, bilgim yok. Baştan 15. yüzyılda başladılar. Vakıf sistemini genişletmek için yaptılar zannediyorum. Çok büyük devrimci bir şey. Para vakıflarını koymaları. Yani büyük çapta gayrimenkullu olmayan küçük birikimlerin vakıf sektörüne girmesini sağladılar. Para vakıflarındaki paralar nereye gitti? Aslında bütün krediler devlet veya onun adına hareket eden askeri zümreye gidiyordu. Para vakıfları daha küçük ölçekli, küçük ikrazlar yapıyorlardı belki esnaf ve tüccar gibi adamlara. Ama benim bu konuda şeyim yok. Yani söyleyebileceğim bir genel bir şey yok. Bilen varsa dinlerim. Sizin görüşünüz ne İsmail Bey? Para vakıfları konusunda doktora yapan birisi olarak. Ha, İsmail Kurt mu? Evet. Ha, ben sizi affedersiniz. Tabii siz söyleyin. Soruyorsunuz. Ya. Ben konunun gündeme gelmesi açısından sizlerden bilgi almak istedim hocam. Şimdi aslında bu konu hala kapalı. İlk defa Murat Çizakçı Bey bu para vakıfları konusunu gündeme getirdi. Mandeville ilk defa değil mi? Evet. Mandeville. Evet. Ve Murat Çizakçı Bey Bursa'da yaptığı çalışmasını İslami Dinin Araştırma Vakfı'nda müzakereye açtı. 15 kişilik bir mütehassıs heyet huzurunda tartışmaya açıldıktan sonra o metinler neşredildi. Fakat orada tabii belgelerde sınırlı bilgiler. Murat Bey'in ulaşabildiği belgelere göre orada para vakıflarının 120 sene civarında yaşadığı tespit ediliyor en fazla. Benim yaptığım araştırmalarda daha az. Ben İstanbul için bir çalışma yapmıştım. Bir de sürekliliğini takip edecek belge ve kayıt eksikliği var. Yani bir yerde başlıyor ve bir de daha bitiyor. Yani takibini sağlamak zor. Bir de müşahhas bir vakıf üzerinde çalışma yapıp da onun bütün faaliyetlerini ortaya koyma imkanı olmadı. Bu zannediyorum devlet arşivlerine değil de şahısların sakladığı kenarda köşede bir arşivi yakalamak da mümkün olabilecek diye düşünüyorum. Onda bugüne kadar ben şahsen ulaşamadım. Şimdi para vakıflarının sayısı çok hocam. Yani Fatih döneminden başlıyor. Cumhuriyet dönemine kadar bir dönemde. Başlangıcını tespit edebiliyor muyuz? Evet hocam. 1888 benim ilk tespit ettiğim para vakfı. Evet. 1888 ki bu Fatih dönemine denk geliyor. Cumhuriyet dönemine kadar devam ediyor ve Cumhuriyet döneminde de Vakıflar Bankası'na sermaye yapılıyor. Vakıflar İdaresi onu orada değerlendiriyor. O
onu bile biliyor muyuz? 1920'de vakıf sistemi içinde ne kadarı para ve ne kadarı ötekiler yaklaşık yapamıyor. Rakamlar onu da. Rakamlar net olarak ortada yok. Ben Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde para vakıflarla ilgili birçok kaydın olduğunu öğrendim. Ancak tasnif olmadığı için araştırma imkanı yok. Şerisiciler arşivi belgelerinde elde edilen bilgiler dahilinde 17. yüzyılda para vakıflarında bir yükselme meydana geliyor. 17. yüzyılda. Evet. Ama bu para vakfı kurma yönünde. Sermayelerinden bir tespit, o da mümkün olmuyor. Hmm. Vakıf sayısı olarak artıyor. Sayı olarak artıyor hocam. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Genelde vakıf, para vakıfları kurulurken yalnız para vakfı kurulmuyor. Onunla beraber bir gayrimenkul de beraberinde kuruluyor. Hmm. Çünkü o tevhid meselesi var. Yani vakfın ebediliğini sağlayacak gayrimenkuldür. Para ise ebediliği olmadığı için, nakit olduğu için, hatta caiz değildir diyenler de olduğundan dolayı gayrimenkulle beraber vakfediliyor. Böylece tevhidliği, yani kalıcılığı sağlamış oluyor. Her zaman böyle midir? Mesela o Kanuni devrinde tartışma çıktığı zaman para vakıflarıyla ilgili böyle olsaydı o tartışma biraz zor çıkardı. Hocam bu tartışma var. Sonunda Ebu Suud. Evet. Evet. Sonunda Ebu Suud noktayı koyuyor. Yani devletin bir de o günkü hayatın gerçekleri göz önünde bulundurularak paranın da vakfedilebileceğine fetva veriyor. Ondan sonra da özellikle Balkanlarda sayısız miktarda para vakfı kuruluyor. Ve bütün hayri hizmetlerin çoğu da bu vakıflar, para vakıflar yoluyla yürütülüyor. Evet. Yani yollar, çeşmeler, fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması, işte devlete vergi veremeyen kişilere ikraz gibi, yani birçok hizmetler o vasıtayla yürütülüyor. Yani burada ekonomiye ne kadar katkısı olduğunu veya olmadığını tespit mümkün olmuyor. Sayıları biraz biliyoruz ama miktarı bilmiyoruz. Mesela miktar, makro miktar. Bu Haim Gerber'in Bursa üzerine kitabı. Hmm. 1601 yılında 350 tane Bursa'da para vakfı var. Yani bugünkü banka şubelerinden daha fazla. Daha fazla. Evet, Tahsin Özcan'ın mesela çalışmasında Üsküdar'da Kanuni döneminde 155 tane para vakfı var. Sadece Üsküdar'da. Yani sayı bayağı kabarık. Fakat onların şeyi ne kadar? O günkü sermaye, mesela bütçeye oranı diyelim, deminki 175 bini ya da işte 16 milyonu bütçeyle kıyasladığımızda bir takım fikirler edinebiliyoruz. Oradan ne kadar rakam çıkıyor, doğrusu onu bilebilirsek çok... Hocam bu rakamı tespit mümkün değil. Aslında vakıfların sayısını tespit mümkün. Çünkü her vakfiye kaydedilmiş, vakıf kayıtlarının tespit mümkün. Benim kayıtlarıma göre veya yaptığım tespite göre 5000 civarında para vakfı var. Sadece peki, para vakfı. Ne zaman? Bir sermaye gösteriyorlar. Başlangıçtan yani Fatih döneminden bitimine kadar. 5000 tane. Evet. Hep aynı olmuş olamaz ki. Yani Fatih döneminde... Hayır ben sayısın toplam sayı. Tamam. Ha, bunların yıllara göre şeyi evet. Var. 17. yüzyılda artıyor diyorsunuz. Evet. Bunların ortalama bir sermaye şeyleri yok mu? Yok hocam. Yok ama şu vakfiyelerde var bu ama ne kadar kuruş hocam. Başlayın İsmail abi. Bu tartışmalarımız İsmail abi'nin tezini bir anlamda tartışarak beraber adeta yazdığınız için tek başına belki Mustafa abi'nin dediği türden bir bütçeye oranlama, geniş oranlamalar yapmak mümkün değil ama vakfedilen miktarın o dönemde başka bir takım verilerle kıyaslanmak suretiyle neye tekabül ettiğini çıkarabiliyorsunuz. Yani bu bir fırın mı eder, bir dükkan mı eder, bir kunduracı mı eder? Yani yapılan para ne yapar? Yani gelirleri bu konuda bir şey, fikir sahibi olmak evet. Değil mi? Asıl fikir sahibi olmak mümkün yani. Ama cesametli şeyler değil bunlar. Asıl yani, öbür vakıfları hesaplamak daha zor. Bunların vakfiyesi de şu kadar kuruş, şu kadar akçe vakfettim diyorsa bu akçenin belli. Ben bunu diyor çok açık yani. Bu ama tarla ve dükkan ve hamamla ölçmek zor. Diğer vakıfların değerini tayin etmek çok daha zor. Zor. O işte gelirlerine bakarak mesela Barka'nın 1540 vakıf defteri. Evet. Mesela orada bir şey yapılabilir. Ne kadar paradır?
ne kadar menkul, gayrimenkul bulunur. Hocam bunları ne kadar topladığımızda nasıl bir rakam çıkar? Ya veya doğru bir rakam çıkar mı? Ben onun doğrusu ondan endişeliyim. Bunların faiz halleri de değişiyor değil mi? Rıp, değişiyor yani. İstirbah şeyleri. Neye göre tayin ediyorlar İsmail Bey? Vakfiye de söylüyor, onu 11'den istirbah olunsun hocam, diyor. Kayseri'de onu 12'ymiş. Onu biliyorum. Hocam son yıllara doğru, yani 19. asra doğru o miktar artıyor. Artıyor mu, azalıyor? Artıyor. Artıyor. Faiz yükseliyor yani. Orak, artıyor ama. Ancak bu genel değil hocam. Yani bugün şöyle söyleyelim, notere giden bir kişi kendisi nasıl bir senet düzenletebiliyorsa, biraz da kendi isteğine göre yapabiliyorsa, zannediyorum orada da bir serbestlik var. Vaktiye kadının huzurunda tescil ediliyor ama, yani sonuçta o günün şartlarına göre düzenlenen bir şey. Son yıllarda %19'a kadar çıkmış. %19'a kadar. Daha çok düşük sayılar oluyor. Yani diyelim ki 4000, 5000 vakıfta belki 20 tane, 50 tane anca çıkar. Siz de böyle bir eğri çıkarın bence. Şurada arada da soru sormak istiyor arkadaşlar abi. Murat Çizimse Bey'in bir tespiti var. Yani Bursa'da işte yaklaşık 200 yıl gibi süre zarfında. Para vakıfların vermiş oldukları miktarlar, finans olarak vermiş olduğu miktarlar düşük rakamlar. Dolayısıyla üretimin veya ticareti finanse etmediğini, tüketimi finanse etmiş olabileceğini. Tüketim kredileri veriyor. Evet. Şimdi Murat Bey de zaten bu çalışmaya başlarken para vakıflarına ilgili çalışmasına mudarebenin uygulanmadığını tespit etmeye çalışıyor. Özellikle mudarebe üzerine çalıştığı için. Son noktada söylediği şey de mudarebeyle para finanse edilmediğini para vakıfları tarafından söylüyor. Bunun da muhtemelen bir gerekçesi çünkü üretimi değil tüketimi finanse ediyor. Orada mudarebe olmaz. Evet. Bir de mudarebe var fakat çok nadir. Nadir. Binde bir gibi. Nadir. Esas olan. Bir de ben İsmail Bey'e müsaadenizle şey sormak istiyorum. Fatih döneminde bulunduğunu söylediğiniz İstanbul'da Bahri Efendi'nin Rusu'da ve Kanuni mektubu var. Evet. O da diyor ki biz Rumeli'ye geçtiğimizden beri bu uygulama tarafta Rumeli'de var. Ve tarih de veriyor. 300 yıldan beri var olan bir uygulama. Yani bunun örf-i şer'i örf haline gelmiş olduğunu ispatlamak için. 300 yıldan beri Rumeli'de var olan bir uygulama. Kim diyor onu dediniz? Kanuni de. Bali Efendi. Bali Efendi. Kanuni de. Kanuni. Hem padişahın bir şey İslam'a hitaben yazıyor. Yani Ruslan Bey'e evet, vardır. Onların yani. 300 senesi biraz şeydir şey. Şeydir ama bu bir kadim, uzun zaman kadim, anlamında. Kadim anlamında. Yani. Evet. Zaten vardı gibi. Evet. Yani belki Rumeli'de daha erken, Fatihlerinden daha erken tarihler de olabilir. Hayır, zannetmiyorum. Rumeli'de böyle bir araştırma Rumeli'de bir açısı daha sonraki dönemlerde. Bir de Rumeli'ye ait kayıtlar daha az. Yani benim araştırdığım belgeler içerisinde Rumeli sicilleri daha az olduğu için belki öyle bir netişeye ulaşmamış olabilirim. Rumeli sicilleri bizde yok ama o var şeylerde değil mi? Bulgaristan'da, Yunanistan'da. Evet. Onlara da gidemez. Mesela bazı siciller orada. Biradime Türkiye sicilleri olarak birkaç tane var. Ama nadir olarak. Son dönem. Evet. Son dönem. O kayıtlarda çok az vesika evet. Var. Evet. Sizi yorduk. Müstefit olduk. Estağfurullah. Efendim sorularınızın... Defalar olduğu gibi. Önemli olanlara cevap veremedik. Verdiklerimiz cevaplarında bir dişe dokunur tarafı yoktu ama işte sohbet konuştuk. Ahiretlik sorular zaten oldu. Çok teşekkür ederiz hocamıza. İnşallah tekrarını ve devamını... İnşallah. Tekrarını ve devamını deyince bugün esasen çok girmediniz. Bir cümle Mustafa abi izin verirseniz ben zikretmek istiyorum. Hocam usta olarak, biz çırak olarak bu Osmanlı çalışmalarında, hele hele Osmanlı iktisat tarihi çalışmalarında, dar anlamda maliyat tarihi çalışmalarında yani öyle tuhaf bir şey ki fil gibi neresinden tutacağını bilmeden, tuttuğunuz yerin ne olduğunda aşağı ve yukarı keşfetmeden habire gidiyoruz. Bunu konuşmak heyecan verici ama bence bu heyecan verici olandan daha önemli olanı şimdi de konuşsak çok iyi olacaktı ama şimdi konuşamayacağımıza göre bir dahakine inşallah konuşalım. Bu Osmanlı sadi dünya görüşünün
temelleri, özellikleri. Çünkü bunlar bizim asıl üzerinde düşünmemiz gereken şeyler bunlar. Şeyler. Çünkü yani son tarihte bunlar iğneyle kuyu kazarak işte bizim sizin yaptıklarınız, kızlarımızın yaptıkları çok önemli ama netice itibariyle bizim model kurmayınca bir şey ifade edemiyoruz. Yani evet. Benim için bütün bunlar çok olağanüstü kıymetli şeyler olmakla birlikte hocamın çalışmaları olarak o çok sıradan gözüken, basit gözüken, 3-4 sayfada özetlenmiş gözüken işte iaşecilik, fiskalizm vesaire gibi bir üçlü modeli okuduğumda Osmanlı sistemini yahut özel anlamda Osmanlı iktisadi mali sistemini anlamama çok daha ciddi bir araç, çok daha ciddi bir imkan veriyor. Bence bunu da konuşmamız lazım. Aslında benim de benzer bir sorum vardı ama şimdi epey gecikti. İnşallah başka bir vesileyle. Sen soru sormadan anlatarız. Antitatif çalışmalardan dünya görüşüne doğru gidişte sizin duraklarınız ne oldu? Yani o kronolojik akışla, yani kitabı bir sizin sistematiğinizle okumak var. Bir de Kur'an-ı Kerim'de esbab-ı nüzule göre okumak gibi tefsiri. Sizin şeye, sizin onun ürettiğiniz sırayla, silsileyle okumak var. Sanki gittikçe daha soyut alan ve sistematik modelleştirme, kuantitatif ve doğrudan dokümanter çalışmaların üstüne, onlara dayalı olarak böyle bir soyut alana geçiş var ve dünya görüşü, idrak vesaire oralara doğru. Yani orada sizin duraklarınız, orada fark ettiğiniz nelerden, hangi doğrudan belgeden veya hangi kuantitatif düzeye şeye geldikten sonra bir sıçramayla dünya görüşü. O bir sıçrama çünkü iki ayrı düzlem var sanki orada. Evet. O iki ayrı düzlemde sizin zihinsel sıçramanız nasıl seyretti? Ben en fazla tabii diğer iktisat tarihi şeyin dışında bir ilim adamının zihniyet dünyasının seyri bakımından benim ilgimi çeken, o yüzden girişle o sıralamayı tersine çevirip okumak suretiyle ya, bir bağlantı kurmaya çalıştım. O baştaki serüvenle o kronolojik serüven arasında nasıl bir irtibat var ve nerede o zihinsel sıçrama tabiri caizse söz konusu oldu? Neler sizi çarptı? O çarpan şeyler nasıl bir yansıma yaptı sizde? Oralardaki şeyler beni daha fazla ilgilendiriyor. Tabii bu şimdi genç ulemanın en fazla ihtiyacı tabii, olan bu kadar şeyimiz yani. İktisatçılar da hemen kuantitatif şeyleri yok. Ona ilişkin ama hocam var nereden bahsediyor? Şimdi uçurumun yani, içine bakarsan uçurum da senin içine bakar diyor. O da bir yerinde var. Nietzsche'nin bir sözü. Şimdi ben Osmanlı uçurumuna baktım, o da bana baktı. Ve neticede kaynaştık. Yani Osmanlı olup çıkmakla kalsam iyiydi gene. Şimdi para vakıfları için İsmail Kurt belli bir tarih söyledi. Muhtemelen öncesi vardır dedi. Ben de öncesi vardır diyorum. Osmanlı kurumları Wagner'in müziği gibi. Wagner tam Osmanlı bestecisi aslında. Osmanlı kurumları ne zaman doğup ne zaman ölüyor belli değil. Wagner'in müziğini dinlediyseniz başladı mı dersiniz, bir iki nota böyle karanlıklardan huzurun gelir. Evet. Bitişi de öyledir. Buharlaşır. Bir gelir ve sonra bitişi de ne zaman bitti anlayamazsınız. Bizim Osmanlı kurumları öyle. Benim dönüşümüm de biraz bu şekilde. Problemlerle uğraşa uğraşa bir de baktık ki kantitatif şeylerden açılmış gitmişiz. Problemler, paradokslar beni ama çok etkiledi. Ama ben onun kadar şeyim de sanki niye başka iktisat tarihçilerinde bu sıçrama olmadı? Ben bilmiyorum tabii haddimi aşmış olmazsam. Eğer doğru tabii olur, siz daha iyi takdir edersiniz kendisine ama sanki biraz da sahiplenme duygusunun bunda rol oynamış olması, yani aidiyet hissederek o dünyaya doğru bir serüvene kendiniz yönelmiş olmanız. Başka iktisat tarihçilerinde de görülmemiş. O dışarıdan belki Britanya iktisadını da yapsaydı aynı kuantitatif çalışma yapar da öyle bir sıçramaya ihtiyaç hissetmezdi. Sizde bunu zorlayan başka faktörler de olmuş olabilir diye ben düşünüyorum. Tabii doğru bu. Tabii. Yani sahiplenerek anlamaya çalıştı. Evet, yani anlamaya çalıştı. Bu sayıların arkasındaki bir sır, bu sayıları anlamlı kılacak bir görüş, bir dünya görüşü. O başka iktisat tarihçilerinde belki hiç zihnini meşgul etmeyecek bir şeydi. Onlar teknik bir iktisat tarihi çalışması yapıp teknik bir süreci başka bir Alman iktisadını falan dokusa yapabilir şey dedi. Sizde belki diğer çalışma, bu sadece iktisatla ilgili bir çalışmada değil, diğer alanlarda da hangi alanı çalışırsanız çalışın sahiplenmekten kaynaklanan bir zihinsel sıçrama farklı oluyor. Mesela sosyolojide işte geçen sosyolojinin üstadlarından birini burada dinlemiştik hatırlarsanız. Türkiye'deki sosyolojik düşünce açısından. Türkiye'deki sosyolojinin ciddi zaaflarından bir tanesi
dışarıda bir olguyu inceler gibi bakıyor. Dolayısıyla da kendisi o serüvenin parçası olmadığı için sıçrama yapmayı hiçbir zaman düşünmüyor. Anlamaya ve nüfuz etmeye çalışmıyor. O bakımdan ben doğrusu... Evet, çok iyi, doğrusu. Evet. Herhangi bir başka şeyi inceliyor ve bir takım sonuçlara ulaşıyor. O sonuçlar, herhangi bir nesnenin sonuçları, o öznenin o nesneyle irtibat kurarak geliştirdiği bir sonuç değil. Ben sanki o son bizim divandaki yazıyı okuduğumda da, o yayınlanan yazıda o daha tebarüz ediyordu. O serüven tamamıyla yansıyor ve bir yere geliyor. Siz bir yere ulaşmak veya bir şeye varmak istiyoruz. Kastıyla İnşallah. Başlamış oldunuz ve ulaştığınız da aşikar oluyor. Yani çok şeyde bu yansımıyor. Ben bunu biraz daha belki genç arkadaşlara da ışık tutmak bakımından bir başka oturumda belki sizi bugün fazla yormamak için söz almak için de böyle bir biraz da o mutfak içinde ki anlatımla bir şekilde lütfederseniz dinlemek istiyorum. Estağfurullah, lütfettiniz siz. Evet, fena fil devlet-i aliye. Çok iyi özet. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim.